Merhabalar. Son sesler duyulmadan emek verenler isimli konferans serimizin bu konferansında Profesör Doktor Julubö Eltazarov hocamızla birlikte Harezm ve Güney Kazakistan Oğuz ağızları üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hocamız bugün Özbekistan'dan bize misafir oldular. Hem şansım adına hem proje ekibimiz adına hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizi kırmadığı için, bize zaman ayırdığı için. Hocam galiba bu salgının, virüsün tek iyi yanı bu oldu değil mi? Yani uzaktan iletişimler. Aramızda Evet. kilometrelerce mesafe olmasına rağmen buradan bir tıkla sizlere ulaşabiliyoruz. Değerli bilgilerinizden istifade edebiliyoruz. Ne mutlu bize. Söyleşimize başlamadan önce hocamızın kısa bir özgeçmişini sunmak istiyorum. Profesör Doktor Julibay Eltazarov hocamız. Lisans eğitimi Özbek Filoloji, Samarkand State University. Yüksek lisans eğitimi The Principle of Economy and Truncation of Words in the Uzbek Language, Samarkand State University. Doktor eğitimi, Interrelation and Transposition in the Paradigm of Parts of Speech of Uzbek Language, yine Samarkand State University. Hocamızın bazı kitaplarını ekledim buraya. An Introduction to Uzbek Grammar and Conversation of Turkish Language, bir diğer kitabı. Hocamızın bazı makaleleri yine. About the Relics of Old Oghuz Language, Harezm Oghuz Dialect ve en eski Oğuz ağızları üzerine bir araştırma hocamızın bir diğer makalesi. Harezm ve Güney Kazakistan Oğuz ağızları üzerine sizinle bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hocam öncelikle sormak istediğim soru şu, bu alanı tercih etme nedeniniz neydi? Yani nasıl bu alana yöneldiniz? Elbette önce buradaki stüdyodaki hem de bizim sohbetimize katılan arkadaşlarımın Atayurt'tan sevgi ve saygıyla Aleyküm selam. selamlıyorum. Dediğimiz gibi şu salgının sayesinde online rejimde offline'e göre daha sıkı sıkı dünyadaki arkadaşlarımıza genellikle Türkiye'deki kardeşlerimiz ve meslektaşlarımızla daha sıkı görüşüyoruz. Bu da herhalde her kötünün bir iyi tarafı var diyen Özbek atasözünün bir taslağıdır. Şimdi sizin sorunuza gelsek, biliyorsunuz Orta Asya'da Türk dilinin her üç kolu bulunuyor. Şimdiki bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya'daki mesela Karluk Uygur kolunu Özbekistan temsil ediyor. Kıpçak'ı Kırgız'la Kazakistan temsil ediyor. Oğuz'u Türkmenistan temsil ediyor. Her üç kolunun yani ana unsurları var. Ve Oğuzca şimdi daha güneyde başlıyor. Amidarya'nın yani diyelim sol yakasından başlayıp oradan ta Anadolu ve Balkanlara kadar uzanıyor. Ve Amidarya'nın sağ yakasındaki hüdütlerde Oğuzcan'ın en eski hüdütleri orası. Oğuz 9. yüzyıl, 10. yüzyılda orada Oğuz Devleti vardı biliyoruz. Bu Aral. Aral Gölü'nün boylarında Sirdarya'nın iki yakasında Oğuzların bir devleti vardı ve başkenti Yenikent. Ve sonradan Aral Gölü'nün çevresinde de Harezm'in hüdütlerinde de onlar yoğun bir şekilde yaşadılar. Hatta Samarkand çevrelerine kadar geldiler. Şimdi Türkmenler diyen bir topluluk yaşıyor. Şu bizim Samarkand'ın tam yanında 60 kilometre. Evet. Ama kendilerini Türkmen yani etnik adı tabii onlar Özbekler var. Eski Oğuzcan'ın şeyleri var. Yani demek istediğim Oğuzca daha güneye taşınmış iken Atayurt'ta, Oğuzların Atayurt'u zaten Sirdarya ve Harezm, şimdi Özbekistan toprakları tam manada Atayurt'tur. Çünkü Karakum, Türkmen, Sahra bunlar sonradan yurt edinmiş topraklar. Ve bu Oğuzca'nın Karluk ve Kıpçak sahasının tam ortasında kalmış Güney Kazakistan ağızları var ve burada tarihen yani
diyelim Çağatay döneminden 12. yüzyılda 13. yüzyılda itibaren Çağatayca'nın etkisi altında kalan bir Harezm Oğuzçası var. Onlar kalan başka Oğuz dil sahasından tam ayrı bir şartlarda devam ede geldiler. Bundan dolayı bunları öğrenmek çok önemlidir. Çünkü Kıpçak ve Karluk dil alanının içinde hangi özelliklerini koruyabildiler, hangi şeylerini kaybettiler, bunu ayırt etmek çok önemlidir. Ve yine aynı bu sizin dediğiniz gibi kaybolmak üzere olan ağızlar, diller meselesi açısından bakarsak, buradaki Harazm Oğuzçasının kaybolma gibi bir tehlikesi şu anda gözükmüyor. 50-60 seneden sonra belki bu da gündeme taşınır ama Güney Kazakistan'daki Oğuz ağızları, orada ben 2008-2009'da bir alan çalışmaları yaptım. Bunlar kaybolmak üzere. Eskiden o Karluk'un etkisi, yani Özbekçe'nin etkisi de ise, şimdi son 30 yılda Kazakçanın resmi dil olması ve yaygınlaşması sonucu bir Kıpçak etkisi altında kalmışlar ve hemen hemen kaybolmak üzeredir. Bu açıdan da bizim bu konularını öğrenmemiz lazım diye düşünüp Japonya'da Osaka Üniversitesi'nde çalışırken orada bundan 70-80 sene önce 1921-23-26'ya kadar iki Rus bilim adamı, önce Barofkov ve sonra Polivanov, bunlar bilinen çok ünlü isimler. Yani Barofkov'u da Polivanov'u da Türkologya'da ayrıca bir yeri var. Onlar önce keşfetmişler. Yani buradaki şey olduğunu, bir Oğuz adaları olduğunu, Oğuzca'nın adaları olduğunu ve aradan 80 sene geçtikten sonra merak ettik biz Japonya'da bu konuyu. Orada bir iki Japon Türkoloji uzmanı arkadaşlar vardı. Hüce Hiraeki vardı. Sonra bir yaşlı Hacettepe mezunu bir hocamız vardı. Bölüm başkanı, şu anda adını unuttum. Birazdan aklıma gelir inşallah. Onlarla görüşünce dedi, sen yine bir git, orada araştır. Bir şeyler kaldı mı? Sonra biz gidip araştırdık 2008-2009'da, bir makale filan yerleri, bunun Türkçesi de var, Rusçası da var, Japoncası da var, üç dilde yayınlanmış. Hatta orada burada İngilizce şeyleri de görüyorum. Bazı parçaları İngilizce çevirmiş bizim öğrenciler tarafından. Ve Türkiye'deyken bu makalemi sizin dergiye yayınladıktan sonra Sayın Söğer Eker hocam dedi ki, Harezm Oğuzçası da aynı durumdaki bir ağız olarak görmüyor musunuz? Ben dedim evet. Ve o da Çağatayca'nın bayağı etkisinde kalmış bir, Özbekçe'nin bayağı etkisinde kalmış bir ağızdır ve en eski Oğuz ağızlarındandır. Hep Oğuz şiveleri, ağızları ondan türemiştir. O zaman dedi, bu hakkında da bir makale yazarsanız dediklerinden sonra, ben yaz aylarında Özbekistan'a geliyorum, 35 günlük bir profesör şeyi vardı yani, yıllık izin. O zamanlar orada gidip araştırıp 2011'de gittim herhalde ve makaleyi herhalde 2012'de yayınladım. 2013'ün kışında hocamıza gönderdim ve sonra o sizin dergide yayınlandı. Böylece bir tarihçesi var. Yani bu iki açıdan, yani Oğuzca'nın en eski ağızlarını araştırma ve kaybolma tehlikesinde olduğundan dolayı bu iki tane makale yazıp belki bu soruna bir Türk olanın dikkatini çekmek ve başka taraftan ben de çok video ve fono kayıtlar var. Onları da yavaş yavaş internete yükleyeceğiz. Çünkü bu son sesler kaybolmadan onu internet alanına koyarsanız o sonsuza kadar orada Tabii, kalacak tabii, yani. tabii hocam. Hocam bir diğer soruma geçmek istiyorum.
Zaten hocam çalışma yönteminizi soracaktım aslında. Buna söz içinde kısmen değindiniz. Alan araştırmaları yaptığınızı söylediniz. O yüzden bir diğer soruma geçiyorum. Bu alanla ilgili hocam bilinmesini istediğiniz en önemli hususlar nelerdir? Yani bu alanın olmazsa olmazları gibi. Yani bu alanı araştırmak için ilk önce güzel bir ses biliminden bir teorik ve pratik bilgiler oluşturulması lazım. Çünkü mesela ben Özbek'im, Oğuz Özbeklerindenim. Bizim en azından bizim köyde konuşulan şey Oğuzçay. Yani uzun ünlüler var ya, ağaç, Evet. iç gibi. Onlar bizde vardı. Çocukken böyle konuşuyorduk. Fonetik benim için ana dilim olduğu için bir fonetik sorunum yoktu ama mesela Kazakistan'da çalıştığım zaman Japon arkadaşlar da vardı ama onlar için çok zordu. Türkiye Türkçesinden de daha farklı bir fonetiği var. Eğer dilin fonetik seviyede iyi inceleme tekniğiniz ve bilginiz olmazsa başka alanda mesela morfoloji alanında ya başka alanda başarılı olamazsınız. Bundan dolayı ben demek istedim. İlk önce herhangi bir kaybolmak üzere bir ağız, şive, dil ne olsun onu araştıran arkadaşın güzel bir fonetik bilimi olması lazım. Dili bilmek başka. Evet. Konuşmak başka. Ama dili incelemek için fonetiği iyi bileceksin. Bu kaybolmak üzere olan şiveler Türkçenin en eski özelliklerini taşıyor. Sen Harizmi olsun. Hatta Karabulak'ta da o kadar bir eski biz 1980'lerde hocalarımızdan ana Türkçe derslerini aldığımız zaman bu sesler hakkında konuştuğumuz aklıma geliyor. O kitaplar tekrar bulup okudum yani. Böyle bir yöntem lazım. Mutlak oraya gidilmeli ve mutlaka çağdaş teknolojinin şeylerinden, imkanlarından yararlanmalı. Her şey video ve fonu kayıta geçirilmeli. Onu tekrar bilgisayarda inceleyerek özelliklerini tek tek kulak ve ağız tekrarlamadan bu bilgisayarda şey yapmak daha avantajlıdır. Ve bir de şimdi bir sesli dilin ses dilini, fonetik bir kaydını incelemek için bilgisayarda, ortamında çok güzel bir imkanlar var. Bunu hatta tonu başkası bunun Türkçesini bilmiyorum. Her şeyini incelemek mümkündür. Ve ben bir şeye dikkat ettim. Japonya'da iken bu ses kayıtlarını şey edince. Şimdiki Türkçe ve Özbekçeden mesela Karabulak ağzındaki ünlülerin telaffuzu 4-5 millisekant. Ne o? Saniyenin onluğunu ne diyorsunuz Halise. Türkçe'de? Ha? Halise. O kadar uzun telaffuz ediyor. Dilde biliyorsunuz böyle ekonomi prensibi, tasarruf prensibi var. Dil geliştikçe hem fonetik açıdan hem morfolog hem sentaktik açıdan kısa bir şekil, form, büyük bir anlama yönelik bir gelişimi var şeyin. Herhangi bir dilin öyle bir şey de oluyor ve bu çok önemli bir tespit. Yani ana Türkçeden şimdiki Türkçelerin fonetik açıdan sesleri yani kelime içindeki sesleri ayrı telaffuzdaki sesler daha kısadır. Ve bu yani tüm dünyadaki şey için diller için universal bir kanuniyetin Türkçede de geçerli olduğunu gösteriyor. Ondan dolayı. Ve tarihi arka planının bilinmesi çok önemli. Çünkü bu şivenin nereden geldi, nereye gidiyor, nasıl, hangi tarihi ve sosyal şartlarda gelişti, neden kaybolma tehlikesi gündeme geldi, bunların tarihi
sosyolojik arka planını bilmek zorundasınız. Yani diyalektoloji, Türkolojinin yani diyalektolojist olması daha zor. Edebi dilini araştırmak çok kolay ama kaybolmak üzere bir dilini araştırmak için biraz fazla zahmet çekeceksiniz. Tabii ki. Çünkü iki tarafını söyleyeyim yeter. Onlarca yine başka taraflar var. En önemlisi bu. Teşekkür ederiz hocam. Peki Harezm ve Güney Kazakistan Oğuz ağızlarının şu an tehlikelik dereceleri nedir hocam? Böyle bir değerlendirebilir miyiz? Evet. Bu şeyde istatistik üzerinden konuşalım önce. Tamam. İstatistik üzerinden konuşursak mesela şimdi Kazakistan'ın Güney Kazakistan eski Şimkent ilinde 600 bin kişi gibi bir nüfus var. Onun 450 bin kişi onları Özbek olarak geçiyor bu nüfus sayımında. Ve bizim tespitimize göre o Güney Kazakistan'ın hepsi Oğuzca konuşan bir topluluk değil. Onlarda 6-7 tane köy var. Ve bazı köylerin mesela Karabulak'ın 40 bin nüfuslu bir köydür. Mesela Karabulak. Ben orada haftalarca kaldım. Şimdiye kadar bayramlarda arıyorum beni misafir eden arkadaşları. Ve toplam nüfusu Oğuzca konuşan nüfus 110 bin 120 bin civarında. Ve siz şimdi tasavvur edin. 1.600.000 nüfusun içinde onun kalan diyelim 350.000'i Özbekler, Karluk ağzında konuşan Özbekler ve ondan fazlası Kazaklar, Ruslar vesaire. Evet. Çünkü Güney Kazakistan'da herhalde 100'den fazla bir etnisite vekilleri yaşıyor. Ve bu Kıpçak ve Karluk denizinin ortasında küçücük bir adalar. 5-6 tane köy. Ve onların istatistik üzerinden konuşursanız bu tehlike Güney Kazakistan'daki Oğuz ağızlarının kaybolma tehlikesi daha yüksek. Okullar Özbekçe, orada standart Özbekçe öğretiliyor. Pazara gittiği zaman, mesela Karabulak'ta çok büyük bir pazar var, pazar yeri var. Orada kendi ağızlarını konuşmaktan çekiliyor. Esas evde konuşulan bir şeye dönüştü. Okulda konuşamazsın, sokakta konuşamazsın, pazarda konuşamazsın. Ancak kaldık köyün içinde, aile içinde konuşacaksın. Bunu böyle durumda kaybolma tehlikesi daha hızlı gidecek ve ben dedim ya ben istemiyorum böyle olmasını. 30, 40, 50 sene gibi bir zaman diliminden sonra bu ağızları oralarda duymak zor. Şimdi gelelim Harezm Oğuz ağızlarına. Harezm'de o benim makalada yazılmıştı. 1 milyon 100 bin kadar hem Harezm'de hem Harezm'in yanında iki tarafında yani güneyinde Türkmenistan'ın Daşavuz ili tam yanında Karakalpakistan Cumhuriyeti Özbekistan'a bağlı. Buralarda da onlar yaşıyorlar. Bu Harezm Oğuzçası 1.100.000 kişi ama bunun o kadar bir tehlikesi, kaybolma tehlikesi yok. Ama yine de bir sosyal fonksiyonu çok daralmış bir durum. Okul eğitimi yok. TV, radyo filan yok. Ancak konuşma dili, ev, pazar, sokak. Mesela bir haricimde Taşkent'te, Semerkant'a gelirse kendi ağzında konuşamaz. Zaten onu birisinin anlaması zor. Bunu Almanya'dayken bir Bayern, Bavaryalı bir Alman'ın Berlin'e gelip konuşması
Berlin'in Alman'ı anlamaz, ona benzetiyordum ben. Öğrenciler öyle diyordum orada. Yani standart Özbekçe ile Harezmçenin arasındaki farkını öyle anlatıyorum ben. Ve ben çok şey yani tarih için hiçbir zaman istek tipinde konuşamazsın. Tarih tamam, o gitti, olayla olanlar oldu. Harezm Oğuzçası gibi çok eski bir Oğuzçanın ta 1919'da orada genç Hivaliler yani jön Türklere itfaiyen onlar kendilerini genç Hivaliler demişti. Bir cedid isyanıyla han devrildi orada. Yani bir Oğuzça Çağatayca karışımı bir edebi dil var. O dil de o günden itibaren tarih oldu ve ondan sonra hiç bu dilde bir edebi eserin ya da bir başka bir türlü bir şeyin yazıldığını hiç duymadın ve ancak ağız olarak yaşamaya devam ediyor. Bir zamanlar bu dilin şeyleri altın orada edebi dili diyoruz ya, bu Harezmçe onun asasıydı. Çağatayca Harezmçe karışımı bir dildi. Altın Ordu'dan ta bilmem o şey Mısır'a kadar bu taraftan ta Hindistan'a kadar yaygın bir dildi ama ne yapalım. Şimdi Harezm üç parça ayrıldı. Belki dört parça ayrıldı. Özbekistan'ın Harezm bile Karakalpakistan Cumhuriyeti. Daşağız şimdi onlar Türkmen kardeşlerimiz onun adını da değiştirmişler. Şimdi Daşağız değil. Tam hatırlamıyorum. Ve burada Kerkiçi filan, dört Çarcoy filan onlar da eski Harezm'di. Şimdi dörde ayrıldı ve her yerde Harezmce Özbekistan'da Çağatayca'nın etkisi ya da Karakalpakça'nın etkisi altında kaldı. Orada Türkmence'nin etkisi altında kaldı ve hatta Türkmenistan'da Özbek okulları tamamen kapatıldı. Çok üzülüyorum, bunu defalarca söyledim ben. Bunu Türkiye'deyken de her zaman söylüyorum. Bu çok şey, çok kötü bir durum yani. Nasıl bir Özbek okullarını kapatabilirsin? Oradaki durum yani yakın 50-60 sene demeyelim, 100 senenin içinde bu dillerde kaybolma tehlikesi gündeme gelebilir. Biliyorsunuz bir dilde 300 bin kişiden fazla insan konuşuyorsa, bir TV'si varsa, radyosu varsa bu dilin kaybolma tehlikesi yok gibi bir düşünceler de internette dolaşıyor. Ama Harezmçe böyle bir imkanlardan sahip değil şu anda. Çünkü eğitim Özbekçe, yani standart Özbekçe'de. TV, radyolarda standart Özbekçe'de. Türkmenistan'daki durumu anlattım. Demek ki bu tehlike var ve ne zaman onun başına gelecek kaybolma tehlikesi onun hesabını şey etmek zor değil yani. 50-60-100 sene içinde bu tehlike onların karşısına dikilecek. İnşallah dikilmez diyelim hocam biz. İnşallah dikilmesin. Biz onun taraftarı değiliz. Evet. Hocam size peki bir soru daha sormak istiyorum. Bizler gibi henüz yolun başında olan genç araştırmacılara önerileriniz nelerdir hocam? Onu bir kısmını söyledim yani. Evet. Mesela bir Türkolog yolundan gitmek, hayatını şu bilim alanına dikmek isteyen arkadaşın önce bir Türkçe olmasını temenni ederim. Bir sürü Türkçe olmayan Türkolog var aramızda maalesef. Çünkü bir toplum senin etnik aitliğin bu toplum. Tabii. Topluma alakalı. Bunu sevmeden, bir Türkçe olmadan bu uygarlığı, bu dili yüceltmek ilk vazifeyi saymadığım bir insanın sıradan diyelim bir İsveç ya da Alman Türkologunda ne farkı? Biz Türk soylu Türkologlar önce Türkçe olmalıyız. Sevmemiz lazım bu. Kendimizin anamızı nasıl seviyorsak bu dili, bu kültürü, bu temettü yani uygarlığı sevmemiz lazım. Ve bunu üniversite sıralarındaki gençlerin şuurlarına yerleştirmek lazım. İkinci taraftan
Herkes biliyor, herkes kendi hayatında çok defa denedi bunu. Bir şeyi seversiniz, burada bir sizde bir fanatik bir ilgi, fanatik bir yaklaşım o zaman şekillenir. Bu dil, medeniyet, şey öğrenmek tarafsız bölge değil. Burada taraftar olacaksın. Ve o öyle bir çok bir impuls, dinamik veriyor. O sevgi. O sevgi çok önemli. Ve her zaman bir şeyi başarmak isterseniz önce teorik bilimleri çok güzel, çok güzel öğrenmelisiniz. Öğrenmeliyiz. Neden? Çünkü Türkoloji, Türk kültürüne, temettüne ait her şeyi çok ince son şeylerine kadar inerek öğrenmeni talep eder. Ve Türkoloji şimdi çağdaş bir teknolojiyle silahlanması lazım. Şu ana kadar biz kitap, alan şeyleri, bu şeyler ne demek yani? Bu yani şey kütüphanede filan da oturup çalışmak yanında şimdi teknolojiyi, son teknolojileri kullanarak Türkolojinin teknoloji üzerinden geliştirmemiz lazım. Türkçe olsun, Özbekçe olsun, herhangi bir Türkçenin dil korpusu, dil language corpus. Onun için yapmalıyız çünkü bu doğrudan bizim konuya alakalı. Herhangi bir dilin üzerinde bir demek kılıcı böyle boynumuzda duruyor. Hatta 80 milyon insan konuşan Türkçenin de böyle bir tehlikesi var. 35 milyon insan konuşan Özbekçenin de böyle boynunun üzerinde bu damak kılıcı gibi bir şey duruyor. Neden? Çünkü hala ne kadar kelimemiz var, onu bir kelimenin hangi fonksiyonda ne kadar cümle içinde ya da şeyde kullanma şansımız var. Bunların hepsini bilgisayar üzerinde dil kodusu yaparak öğrenebilirsiniz. Ama bunu biz hala yapmadık. Özbekçe'de Buhara'da, Taşkent'te birkaç arkadaşımız çalışmaya başladılar ama Allah muvaffak eylesin. Bunu, herhangi bir Türkçe'de bunu yapmamız lazım. Yani ne kadar şerveti var olduğunu bilmeyen bir milyoner durumunda yaşıyor. Türkçe çok şükür Gerçekten öyle hocam. 250-300 milyon kişi konuşan bir muazzam bir dildir. Ona rağmen biz herhangi en önce kaybolmak üzere olan dillerimizi, ağızlarımızı, Türkçenin kollarını, dil korpusunu yaratarak bunlar bir şey yapmamız lazım. Dijital bir hazine yapmak lazım. Şu ana kadar bunu kağıt üzerinden yazdık, kitap da üzerinden yapıldı. Allah razı olsun bizden öncekiler ve bizim beraber çalıştığımız arkadaşlar da. Şimdi bunu teknolojiye çevirmemiz lazım ve bunu çok halklar yaptılar. Mesela Japonlar yaptı, Fransızlar yaptı, Almanlar yaptı. Biz de yapmak zorundayız ve biz onlar tek dili yaptılar. Biz de Türkçenin o kadar yani kendilerini dil sayan lehçeleri var. Bunların hepsini yapmalıyız. Bizim işimiz bu alanda çok. Bundan dolayı genç Türkolog arkadaşlara diyorum. Önce dil teorisi, kültür teorisinden dışında teknolojini de çok güzel bir şekilde öğrenmeniz lazım. Herhangi bir program olsun, ne olsun. Ve kendiniz bir programcı, programist olmalı her Türk olur. Çünkü bunu bir şirkete verirseniz, o şirketin sizin gibi bir şeyi yok. Onun için biznes. O kaliteli yapmaz ve de bir sürü paranızı alır ama bir bilgisayar uzmanından 6 ay ders alıp şey yaparsanız kendiniz yaparsınız. Biz şu ana kadar çok basit şeyler yaptık tabii. Hiç kimseden yardım almadan şeylerimizi kendimiz yaptık. Şimdi biraz zamandan geri kaldık biz. Bu son teknolojiden ben de bilmiyorum. Almanya'ya gidip Almanya'daki Berlin-Humboldt Üniversitesi'nin dil laboratuvarında 4-5 ay bu teknoloji öğrenmiştim bir zamanlar. Bu 2003'müydü. 2003 evet. Böyle bir teknik elinizde olmalı mutlaka diyorum ve hep genç Türkolog arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Çünkü sizin zamanınız geliyor, sizin sıranız geliyor bu şeyi
ileri götürmek sizin vazifeniz olacak mutlaka. Hepiniz de Allah muvaffak eylesin inşallah. Amin, amin. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel öneriler sundunuz. Bunları da dikkatimize aldık. Bugün Harezm ve Güney Kazakistan Oğuz ağızları ile ilgili genel bir değerlendirme yapmış olduk hocam. Özellikle tehlikelilik derecelerine değinmiş olduk, öğrenmiş olduk. Değerli bilgilerinizden istifade etmiş olduk. Çok teşekkür ederiz hocam. Yine Rica ederim. inşallah bir görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın diyorum. Çok sağ olun efendim.